kökümüz Horasan'dan göçüp gelme. Oradan geldiğimizde göçmenliğimizden dolayı biraz malımız varmış, malcılık varmış o zaman. Bu malcılığı da biz buraya gariban olarak geldik miydi? Hangi köye vardıysak malın öte sür demişler. Ondan sonra mal tükenmiş, ağaç kesip ekmek kazanılmaya başlamış. Geçim oraya dönüşmüş. Ağaçta eskiden şimdiki bu hızar yok, bir şey yoktu. Bıçkıyla bıçar bıçar tahta yapardık. Ondan tahtacı dedikler bize. Bizim aslımız Alevi, yalnız o meslekten dolayı tahtacı demişler bize. Tahtacılar da birbirini tanımaları için bir gaz ayağı diye bir işaret vardır. Üç tane gaz ayağına benzer. Başı birleşik, tabanı ayrı. Bu gaz ayağı adına menkıbede birkaç tane söylenti var. Biri Fatih Sultan Mehmet'in gemi yapmak için bulduğu işçilerin gaz dağından bulup getirdiği için onlara bu işareti birbirinizi yitirmen diye verdiği söylenir. Ya Allah, ya Muhammed, ya Ali olduğu söylenir. Ve Uygur Türklerinin başındaki börkünde havaya doğru uçan bir gaz vardır. Horasan'dan Adana, Adana Ceyhan, Durasan Dede'ye geldiğimiz söyleniyor. Çoban aşireti olarak geliniyor Durasan Dede'ye. Orada Adana beylerinin zulmüne dayanamayan o çoban aşireti, hatta şunu da söyleyeyim, ilk yongayı da ilk tahtacılık adını da Durasan Dede'de aldığı iddia ediliyor. Adana beyinin zulmüne dayanamayan tahtacı halkı, halk mı diyelim, aşiret, Türkiye'nin her tarafına belli bir göç veriyor. Mesela Balıkesir'den, Muğla'dan, İzmir'den, aşağı doğru inersek Antalya'dan, Mersin'den, Adana'dan Antep'e kadar. İran'da yaşayan bir devlet, Safavi devleti, şahlarla yönetilen, Anadolu'da padişahlarla yönetilen Osmanlı devleti. Yavuz Sultan Selim, Alevleri vurun öldürün fermanı çıkardıklar. Ondan sonra Alevler hep dağa çıkmışlar. Dağda geçim aramışlar. Elin olmadığı yerde kaçak, ormanlarda çalışmışlar. Mevcut daha önceki inanç sistemi, yani Türk İslam sentezi inanç biçimi paylaşıldı. Bir taraf Türklüğü, bir taraf Araplığı, bir taraf namazı, bir taraf niyazı, bir taraf Muharrem'i, bir taraf Ramazan orucunu, bir taraf Türkçeyi, bir taraf Arapçayı benimsemeye başladı. Osmanlı'da Alevileri Yavuz Selim'den sonra sürmüşler, dağlar atmışlar, kuyular atmışlar. Bir yönde baskılar gördükleri için Atatürk devri, Atatürk meydana çıkınca bizim dini önderlerimize temas kurmuş. Onlar Atatürk'e büyük destek vermişler. Atatürk Türkiye'yi kurtarmak için, yurdu kurtarmak için gezilerinde Hacı Bektaş'a uğruyor. Orada Cemalettin Çelebi, o zaman Hacı Bektaş postnişini Cemalettin Çelebi, Atatürk'ü bütün Hacı Bektaş halkıyla yolda karşılıyorlar. Halkıyla beraber yolda karşılıyorlar. İnsanlar sıraya duruyor. Atının özengisinden öpüyorlar, niyaz ediyorlar. Atının özengisine. Yani Atatürk'ü o kadar seviyoruz. Atatürk de Türkiye Cumhuriyeti'ni kurduktan sonra bir meclis kuruyor. Meclisin üçte birinde Alevilerden. İlk defa Cumhuriyeti de Cemalettin Efendi'ye söylüyor. Bir gün bir müşavirin geldiler. Geldim. Hoşbeşten sonra sordum. Muhtar dedi, beni dedi bu köye imam tayin ettiler. Hocam dedim, seni muhtar buraya tayin ettiler ama bizim dedim burada seni tutacak camimiz yok. Şimdi de bizim köyümüzün 80-100 senelik bir tarihi var. Biz de öyle bir cami filan da bizim geleneğimiz sana anlatacak değil mi? Biz Aleviyiz. Bizde böyle bir gelenek yok dedin. Ya şöyle yapsak böyle yapsak. Ben dedim sen git. Ben müftünün yanına varırım. Senin şeyden kurtarırım ben dedim. Git seni bir yere tayin etsin dedim.
İki gün sonra Mut müftüsünün yanına vardım. Çıktım oraya. Müftü Bey dedim. Bizim böyle böyle durum, ben sana, sen benden daha okumuşsun bu tarihi geçmişleri. Sana ben Alevilik şudur bu daha diyecek halim yok ama bizde 80-100 senelik bir köyümüz var. Bizde bu cami dedikleri bizde yok. Bunu dedim, bu memurumu bir yere tayin et dedim. Şu güne kadar biz yine hatten aradığımız Cumhuriyet döneminde bile aradığımız ilgiyi şu anda daha bulmuş değiliz. Daha sıkıntılarımız var dini konuda. Ama ekonomik yönden şey yönden devletimiz ırkçı desen değil. Şey desen ama bu dini konularda bize halen daha ikinci sınıf vatandaş gözüne bakan insanlarımız var. Orası topalak. O yumurulacak, topallanacak. Bu haşlanacak. Biraz da sütüne pişecek, yenecek. Oğlumuz askerden geldi, yememiz olacak. Çiftçiliğine uğraşırlar. Sığırcılığına, malcılığına. Bahçe işleriyle uğraşırlar. Kadınlar, erkekler de aynı. Doktoru evvel hani annemgil tarafından biz fazla değerli ki. Şevsu alların hafif bir hastalık olsa kırgınlık bir şevsu alırlar. Şevsu yamada da ocağa şey atarlar. Ocakta şey bir mahluğa benzedirler. Ya ki kim nazar ettiyse ona benzedirler. Keseyim mi? Kes. Keseyim mi? Kes. Bana nazar da verin dilini kes. Keseyim mi? Kes. Hı. Valla. Suyun içine koyarlar, seri suyu çilerler. Evin içine de çilerler. Serileme oldu derler gayrı o adama. Bir de başından böyle tuz çevirirler. Tuzu da yaladırlar. Ondan kurtulurdu. Serileme o. Doktorun olmadığı zamanlarda kurşun döküyorduk. Tuz çeviriyorduk. Sığıyorduk. Bir doktora umut, hastamıza bir umut bekliyorduk. Döktüğümüz kurşunlarda nereden iyileşecekse oranın resmi çıkıyordu. Kılıca da benziyor. Bir şey kafasına da benziyor. Boncuklardan nazar değmesin diye böyle göz boncuklar olur. Ondan çocukların arnına falan takılır. Yani bizim geleneklerimizde de var bu böyle boncuk. Bu başlıklar işte yani bir kadın olarak geleneksel yöremizde. Herkeste bulunan bir şeydi. Ama kıymetli olanlar yani zengin olanlar böyle altın eder. Olmasa iki şey gırtlık denir onlara. Gümüş olarak. Yani bu beyaz olanlar gümüş, sarı olanlar altın olur. Bu yani evin durumuna göre kimin şeyi varsa hani durumu varsa ona göre yapılır. Benim kız dedi ki anne oradan ateş çıktı dedi, ziyaretten dedi, ziyaretin üstünden dedi. Hani baktık gede o karlı delenin arkasına açtı, oradan toz duman olur dedi, kayboluverdi. Hacı Mehmet diye bir koca vardı. Onun rüyasında görünürmüş hemen, görünürmüş. Ben başucunuzdayım, bana gelmiyorsunuz, benim adım Alıhsan Dede demiş. Tarif etmiş yerini, gitmişler. Dediğimi bulmuşlar. İhtiyarlar toplanmış, orayı bir ziyaret etmişler, çevirmişler. Oldu bir ziyaret. Çok da dışında görünen olur. Bu ziyaretler birbirlerine işaretleşirlermiş. Top atılıp dediğinde işaretleşirler değil. Duyardık anamızdan babamızdan, onu da gördük. Bu sene var ya, bu şey var ya, bir var ya, bana açılıyor. Matematiklerin aşırı olurdu. Onu tutanlara sevap yazılır. Kerbala'da yatan İmam Hüseyin, onu görenlerin benzi bozulur.
Birini tutan en önce gider. İkisini tutana hak yardım eder. Üçünü tutan cennete gider. Hüngür olur hak ceminde ezilir. Dördünü tutana Ali dediler. Beşini tutana Veli dediler. Altısını tutana Ulu dediler. Hüngür olur hak ceminde ezilir. Yedisini tutan yumsekten uçar. Sekizini tutan cennete geçer. Dokuzunu tutan hülleler biçer. Hüngür olur hak ceminde ezilir. Şatayım onunu tutana ok olur mu zahmat. 11'ini tutana okunur rahmat. 12'si tutanın mekanı cennet. 1001 melekler de hürü sayılır. Tarım orucu İslamiyet'ten önce çok eski tarihlerden beri tutulan bir oruçtur. Muharrem'in 1'inde başlar. 9'unda biter. 10'u Aşure günüdür. Aşure Nuh'tan beri, Nuh Aleyhisselam'dan beri bir pişirilip yedirilen gelenektir. Muharrem ayının önemi bizim için biz yas çekeriz. İmam Hüseyin'i attan düşürükler, boğazından kesikler, onun kanını İmam Ali, bizim yani 12 imamlar dediğimiz neslinin hepsinin gülü yani boğazı kesilince onun yasını tutarız. Orucumuzda et falan yemeyiz. Yani can incitmek yemedme değil de kesmeyiz. Hiçbir can incitmez. Yumurtayı, tahıl gibi bir şeyleri. Yani duru su da içmez hiç. Onun susuz ona su vermekler, susuz öldürükler. Onun su içmediğinin için biz de su içmedik. Yani çay içeriz, işte şerbettir, koladır, öyle bir şeyler içeriz. Selmanı tar, pereyze, diyenüme, aşk olsun içenlere, gömmet göçenlere, güzel yer yemem Hüseyin. Yok dedi kuşlar tüylü dökmedi, dökmedi. İmam Hüseyin attan düştü gün. Yerin gün karşın kürsün direği de direği. Oğul hakkın nuru İmam Hüseyin. Soframız dolu, yardımcımız Ali ola soframıza. Hızırında bu oraya Allah'ın rahmet bereketi, bereket çayını emredin.